Şu anda meşaleler yakıldı. Evet. Değerli futbol severler, transfer manşetleri programından herkese merhaba. Bugün sevgili Murat Kötan'la birlikte Beşiktaş transfer gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Ceren, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Aslında sezon sonunun artık yavaş yavaş yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları da başladı biliyorsun ki. Bu noktada Beşiktaş'ın da aslında bu sezonki oyun veriminden çok fazla faydalanamadığını görüyoruz aslında. Evet, devre arası transfer döneminde bazı transferler yapıldı şu anda Şenol Hoca ile birlikte. Belki biraz daha galibiyete yakın taraftalar ama tabii ki şampiyonluk yolunda olan her takım gibi transfere ihtiyacı var Beşiktaş'ın da. Sezon sonu içinde gündeme sürpriz bir isim geldi. James Rodriguez, sen de biliyorsun ki. Evet. Zaten sezon sonunda sözleşmesi de bitecek. Sen neler söylersin bu transfer için Beşiktaş'la adı anılıyor? Ya şimdi şöyle, James bir kere çok büyük bir kariyer. Yani baktığımda işte Porto dönemi, Monaco dönemi, sonrasında bir Real Madrid sıçrayışı yaptı. Real Madrid'den sonra da Bayern Münih var. Yani ciddi anlamda tamamen büyük takımlarda oynamış, kariyerini geçirmiş bir oyuncu. Ama şu anki durumuna tabii biz biraz bakmalıyız. Çünkü yani o dönemleri evet çok iyiydi. Şu an Olympiakos dönemine baktığımda 21 maçta forma giydi, 17'si ilk 11 ve 5 golü 6 asisti var. Yani aslında şu an fena değil. Yani tekrardan bir düzelmeye başladı diyebilirim veya tekrardan bir istikrar yakalamaya çalışıyor. Çünkü önceki kulübünde çok fazla forma giyemiyordu ki bir oyuncunun farklı problemleri de oldu fiziksel açıdan. Sezon başında bu arada Galatasaray'ın da gündemine gelmişti bu Juan Mata transfer sürecinde. Ama Galatasaray Mata'dan yana kullandı tercihini. Şimdi James, ya öncelikle şunu söyleyeyim, bir kere çok yaşlı bir oyuncu değil, böyle 36-37 yaşında değil, 31 yaşında. Ve geldiği takdirde ciddi anlamda bir katkı sağlayacaktır. Eğer fiziksel olarak da yani durumu iyi olursa diyelim, ama çünkü burada fizik gerçekten çok önemli. Onun dışında zaten senin de söylediğin gibi yani oyuncunun sözleşmesi sona erecek Yunan kulübüyle ve bonservisi elinde olacak. Hani bu bir risk transferi midir dersen biraz Dellali transferine de benziyor bazı yönlere baktığında. Ama alınamayacak bir risk mi? Bence alınabilir. Yani Beşiktaş'ın da şu an böyle bir oyuncuya da belki ihtiyacı vardır. Saha içerisinde bir yıldız oyuncu, bir lider oyuncu. Beşiktaş'ı da farklı bir havaya sokabilir ki. Yani Şenol Güneş'in de bu tarz oyuncularla nasıl çalıştığını çok iyi biliyoruz. Yani bu tarz oyuncuları gerçekten tekrardan piyasaya kazandırıyor diyebilirim. Belki James öyle bir Beşiktaş kariyeri yaşayacak ki Beşiktaş'tan tekrar Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer bile yapabilir. Ama söylediğim gibi yani fiziksel durumu çok kritik burada. Birincisi, ikincisi de kadronun geri kalanına uyumu önemli. Bu ikisi olduğu sürece ben James'in ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Peki maddi açıdan Beşiktaş'ı sence sıkıntıya sokabilecek bir oyuncu mu? Şöyle, şimdi zaten bonservis ödenmeyecek. Bonservis elinde gelecek. Maaş olarak yani tabii şu an beklentisi nedir? Biraz erken konuşmak için. Yani yaz transfer döneminde biraz beklememiz gerekiyor. Ama yani Beşiktaş'taki maaşlar çok da yüksek değil genel takım düzeyinde bakılırsa. Yani James'in de burada bence istekleri karşılanabilir. Yani Olympiakos'ta da böyle çok çok yüksek bir maaş kazanmıyor oyuncu. Ben yani bir orta yol bulunabileceğini düşünüyorum ki zaten Beşiktaş şu anki kadrosuna baktığında yani sezon sonu için ayrılacak oyuncu sayısı çok fazla. Evet. Yani inanılmaz bir orada durum olacak. Beşiktaş kadrosunda bir boşalma olacak ve yani bir kere Dellali dedim mesela az önce. Önümüzdeki sezon yani olacak mı olmayacak mı? Muhtemelen olmayacak gibi duruyor. Onun dışında birçok... Işte, Roman Saiz'in evet, ayrılma ihtimali var. Yine Muleka'nın ayrılacak. Aynı şekilde Muleka'nın durumu belirsiz. Yani forvete bakıyorum. İşte Aboubakar devam edecek. Cenk Tosun, belki birazdan Cenk'i de konuşuruz. Evet, onun da bir Cenk'i durumu de vardı. Değilim. Ama söylediğim gibi yani takımın geri kalanı için bence önemli bir transfer. Ve tabii Maxim ismini de burada atlamamak gerekiyor. Yani Maxim'in de hani bonservisini alacak gibi duruyor sanki Beşiktaş. Yani devam edecek gibi duruyor önümüzdeki sezonda. James de bence bu kadroda Şenol Güneş dokunuşuyla birlikte fark yaratabilir diyebiliriz. Evet, aslında senin de bahsettiğin gibi Cenk'e de değinmek gerekiyor. Çünkü Cenk gerçekten Beşiktaş'a tekrar geldiğinden itibaren yine takımın kaptanlığını üstlendi. Ve gerçekten golleriyle de oyundaki takım arkadaşlarını yönlendirmesiyle de aslında Beşiktaş'ı yeniden kendini buldu.
Şimdi ona da bir teklif geldi ama reddetti tabii ki Cenk Tosun. Çünkü Beşiktaş'ta devam etmek istediğini aslında belirtti. Bir açıklaması da var. Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Beşiktaş'ta devam edeceğim. Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki bir yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat as başkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız şeklinde açıklamaları var. Yani aslında burada Cenk Tosun'la ilgili aslında kararın verildiğini bu açıklamalardan anlayabiliyoruz. Çalışmalara da şimdiden başlandığını anlayabiliyoruz. Yeni bir sözleşmeyle Cenk Tosun ve Abubakar ikilisini gelecek sezonda Beşiktaş'ın hücum hattında göreceğiz gibi gözüküyor. Yani Cenk'le alakalı çok kısa şunu söyleyebilirim. Hani Beşiktaş'taki performansını hatırlıyoruz. Sonrasında bir Everton'a transfer yaptı ki Süper Lig'inde en yüksek bonservisiyle gitti oyuncu. Yani orada biraz inişli çıkışlı bir durumu oldu. Sakatlıklar yaşadı ve çok fazla tutunamadı açık söylemek gerekirse. Ama Beşiktaş'a döndükten sonra yani şimdi bu sezonuna bakıyorum. İlk 11'de oynadığı maç sayısı sadece 15. Attığı gol sayısı 13. 3 tane de asisti var. Yani ciddi anlamda Beşiktaş'ta bir uyuşuyor yani Cenk. Hani bunu söylemek gerekir. Belki başka takıma gitse bu performansı yine gösteremezdi. Aslında hem Beşiktaş'la hem de Şenol Güneş'le ekstra bir uyumu var Cenk Tosun'un. Çünkü gerçekten bir baba oğul gibi ikisi de. Valerian İsmail zamanında aslında Cenk Tosun biraz daha geri planda kalmıştı. Onu çok fazla göremiyorduk. Vegors vardı belki o zaman ama yine de çok fazla Cenk senaryosu izleyemiyorduk. Ama Şenol Güneş gelmesiyle birlikte aslında Cenk kendini yeniden buldu. İkinci baharını yaşıyor diyebiliriz. Cenk'le alakalı çok benim de güldüğüm bir paylaşım vardı. İşte Beşiktaş Everton'a Cenk'i 4 yıllığına kiraladı 22 milyon euro karşılığında diye. Ve bu kiralama süreci bitti. Tekrar Cenk döndü gibi bir paylaşım vardı. Ya bu da gerçekten aslında Beşiktaş'ın o dönem yaptığı doğru hamleleri de gösteriyor. Yani bu seviyede bir bonservis bedeli kazanıyorsunuz ve tekrardan oyuncudan katkıda sağlayabiliyorsunuz. Bu da bence önemliydi Cenk için. Yani Chicago Fire durumu da aslında Cenk istese giderdi. Çok net bu yani. Çünkü takım istedi Cenk'i. Ki Amerika'da da maaşlar fena değil. Yani Cenk'in de karşılayacak bir bütçeleri var. Ama Cenk istemedi. Yani burada kalmak istedi. Söylediğimiz gibi Beşiktaş'ta farklı bir bağı var artık Cenk'in. Kaptanı Beşiktaş'ın. Önümüzdeki sezonda takımda kalacak gibi duruyor. Peki Murat, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Değerli futbol severler, transfer manşetleri programında bugün Murat Köten'le birlikte Beşiktaş gündemini değerlendirmeye çalıştık. Transfer manşetleri programından ayrılmayın. Hoşça kalın.